Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Sayın Başkanı, Köprübaşı ilçemizin çok değerli sakinleri, değerli arkadaşlarım, TRT'nin ve basının değerli temsilcileri. Bugün Köprübaşı anlamlı günlerinden birini yaşamaktadır. 3644 sayılı kanunla yeniden kurulan 130 ilçeden biri Köprübaşı'dır. Bu tören Köprübaşı bucağımızın ilçe olması nedeniyle düzenlenmiştir. Tören programında elimizde olmayan nedenlerle gecikme oldum. Belirlenen saatte Köprübaşı ilçemizde bulunma imkanını bulamadım. Ancak buna rağmen, bu gecikmeye rağmen Sayın Bakanımızla ve değerli konuklarla birlikte ilçemiz, ilçeye gelişimizde bizleri büyük bir coşkuyla karşıladınız. Bu anlamlı yaklaşımınızı bizim naçiz değerli belediye başkanım, muhterem Köprübaşılı hemşehrilerim, sözlerimin başında hepinizi saygıların en yücesi, sevgilerin en yücesiyle selamlarım. Ben Köprübaşı'na ikinci defadır geliyorum. İlk geldiğimizde Sayın Bakanımla birlikte geldik. O zaman o da benim gibi milletvekiliydi. Geldik, Köprübaşı'nı gezdik, köye çıktık. Köprübaşılıları tanıma imkanını bulduk. Ama ben Köprübaşı'nı o geldiğim zamanda değil, Köprübaşı'nı ben 1962'li yıllardan beri tanıyorum. Çünkü aranızdan yetişen çok sevdiğim muhterem aile çocuğu arkadaşımın vasıtasıyla 62 senesinden beri Trabzon'un Sürmene ilçesinin Köprübaşı nahiyesi aşağı yukarı benim bildiğim yer gibi olmuştu. Gıyabi bana anlata. Ben onun için kendimi Köprübaşılı diye her zaman hissettim. Ta ki bunu 1983 yılındaki politik hayata girdiğim güne kadar Gıyabi Köprübaşılı gibiydim. Ama 1983 senesinde politikaya ilk defa atıldığım zaman, ki çoğunuz hatırlayacaksınız, o tarihlerde partiyi kurduğumuz devirlerde etrafımızda kimseyi bulamadığımız o günlerde işte İstanbul'daki il başkan yardımcısı, kurucu il başkan yardımcısı olarak Anavatan Partisi'nde görev aldım. O tarihlerde en yanımda olan, en yakınımda olan insanların sizlerin arasından çıkan Köprübaşılılar olduğunu kendim hissettim ve yaşıyorum. Sayın Bakanımla birlikte yollarında yalınayak gezdiğimiz, çimenlerinde inek beklediğimiz hatıralarımız olan bu bölge insanına bir hizmet etmiş olmanın, bir fayda sağlamış olmanın mutluluğu ve gururunu taşıyoruz. Aziz hemşehrilerim, devlet adamlığı, politika biraz da iddia ister, hırs ister. Hep korkarak, hemen hep neme lazım da olmaz. Köprübaşı'na ilçelik sözünü verdiğimiz zaman çok düşünmüştüm. Burada, bu meydanda ilk geldiğimiz günden, 83 yılından itibaren hep bizden en fazla istenen buydu. Misafirlerimiz pek iyi bilmezler ama köprü başında özel problemler var. Her defasında Sürmene ile bir dozerin alındı verildi kavgası olmuştur. Her defasında Sürmene'ye bir nüfus kağıdı için gidip gelmenin sıkıntıları olmuştur. Her defasında Sürmene'de bir küçük işi takip etmek için adam bulmanın zorluğu olmuştur. Ezikliği olmuştur. Gerçi buradan yukarıda bazı problemler var biliyorum ama size bu sözü cesaretle verdik, takip edeceğiz dedik. Sayın Milletvekili arkadaşım İbrahim Çebi ile birlikte takip edeceğiz dedik.
Allah'a şükürler olsun. Bu iddiamı belki de çok böyle Sayın Bakanımın bir sözü var. Ben önceden söz veremem der. Belki de doğru değildir ama biz her şeyimizi ortaya koyarak bunu gerçekleştireceğiz dedik. Bu sözü verdik. Ve Allah'a şükürler olsun. Bugün alnımıza bugün verdiğimiz bu önemli bir sözü yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisinde huzurlarınız değil yolu. Şimdi devlet yolu oldu. Eğer Sayın Bakanımız devletine layık görüyorsa biz kabul ederiz. Ama artık Türk devletine layık bir yol değildir. Adı devlet yolu olduğuna göre bu yolda yapılacaktır inşallah. İnşallah önümüzdeki sene burada dozerler çalışacaktır. Tabii evvela hükümetimize, devletimize güveniyorum. Gayret edeceğiz. Ama bir büyük güvencemizde, büyük teminatımızda biraz evvel çok büyük ilgi gösterdiğiniz, hani biraz da beni kıskandırdığınız söz vermişsiniz. Bizim milletvekilimiz sensin. Kahveciyi görünce baktım hemen unuttunuz. Biraz da neyse ben kabul ediyorum. Biraz da kıskandırdığınız çok değerli evladınız Sayın Maliye Bakanlığımız inşallah bu ara cimriliği tam üzerinde. Memura diğer yerlerde cimriliği tam üzerinde ama burada cömertliği tutacaktır. Elimizle yakasında olacaktır hep beraber. Sayın Bakanım, Sayın Vali, Sayın Milletvekilleri, Sayın Davetliler, basın mensupları, çok değerli hemşehrilerim. İçinde doğup belli bir yaşa kadar yaşadığım bu ilçeye bu vesileyle gelmekten duyduğum büyük mutluluğu her şeyden önce ifade etmek istiyorum. Ve bir defa daha geçen haftalar içerisinde gerçekten Türkiye'yi yasa boğan Trabzon ve civar illerimizin uğradığı tabii afet dolayısıyla vefat eden hemşehrilerime Cenab-ı Hak'tan rahmet, geride kalan ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve Cenab-ı Hak'tan ülkemizi bir daha böyle bir felakete maruz bırakmaması için Cenab-ı Hak'a niyaz ediyorum. Aziz hemşehrilerim, çok yakından bildiğiniz ve takip ettiğiniz gibi Türkiye çok hızlı büyüyor ve gelişiyor. Şöyle 80'li yılların Türkiye'sine baktığınız zaman, bir de bugün mukayese ettiğiniz zaman aradaki büyük fark hemen göze çarpar. Ve 10 sene sonra yani 2000'li yılların Türkiye'si çok daha değişik şekilde olacaktır. İşte bu hassas noktada Köprübaşı beldemiz ilçe olmuştur. Çok değerli konuşmacılarımız, sayın milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sayın valimiz derli toplu etraflıca ilçenin ve ilçeyi bekleyen problemler üzerinde her şeyi söylediler. Gereken her şeyi söylediler. Ben inanıyorum ki birlik ve bütünlüğünüzle, birlik ve beraberliğinizle, birbirinize kenetlenmenizle aşılamayacak hiçbir problem yoktur. Ve önümüzdeki yıllarda Köprübaşı Trabzon ilimizin önde gelen beldelerinden, ilçelerinden bir tanesi olacaktır. Buna hiç şüphem yoktur. Sorumluluğunu taşıdığım teşkilata da elbette düşen görevler vardır. Bu görevlerin de Köprübaşı için en iyi şekilde yerine getirileceğine hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle tekrar Köprübaşı ilçemizin, Köprübaşı nahiyemizin ilçe olmasının hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.